sokulan bu siyasetçi kılıklı provokatörler yaptıkları terbiyesizliğin hesabını hukuka ve milletimize vereceklerdir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya verdiği yanıtta tıpkı Süleyman Soylu'nun da kullandığı ifadeyi ahmak kelimesini kullanması neredeyse bugün bir siyasi yasağa uzanabilecekken Cumhurbaşkanı'ndan bir sürtük ifadesi kayda geçti. Gelen yanıtlar da var. Siyaset çevrelerinden gelen yanıtlar da var ama bazıları soru içeriyor ama ekranlara getiremiyoruz. Bunu da şerhine düşmek istiyorum. Sosyal antropolog, gazete pencere yazarı Tayfun Atay'la konuşacağız. Yine nereye gittiğimizi konuşacağız ama bir yanda ahmak, bir yanda sürtük ifadeleri, bir yanda siyasi yasak tartışılıyor. Diğer tarafta sosyal medyada deyim yerinde ise sadece trend topiklere girip, gündeme girip devam edecek gibi görünüyor. Tayfun Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Can, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Bilmiyorum yaptığım kıyas doğru mu? Ekrem İmamoğlu'na ahmak üzerinden bir siyasi yasak ama dakikalar önce belki de binlerce, belki milyonlarca kişiye ifade edilen bir Cumhurbaşkanı Erdoğan sözü. Nasıl değerlendirirsiniz? Yani elbette büyük bir dehşet içinde bunları izliyoruz ama ilk değil, yeni de değil. Daha önce de benzeri örnekleri verebileceğimiz pek çok durumda karşı karşıya kaldık. Bir çifte standart söz konusu ortada, bunu biliyoruz. Yani işte iktidar açısından her şeyi söylemek mümkün. Tayyip Erdoğan her şeyi söyleme hakkına sahip. Ama muhalefetten yükselen sesler büyük bir hışımla, büyük bir gaddarlıkla, büyük bir şiddetle cezalandırılıyor, üzerine gidiliyor. Yani sizin verdiğiniz kısım elbette çok önemli Can ama onun dışında bir nokta daha vardı. Tayyip Erdoğan'ın biraz önce verdiğiniz konuşmasında çok ilginç bir, ne diyelim, tırnak içinde saptamada bulundu. Bence bunu da biraz öne çıkararak istersen tartışmamızı tabii, açalım. Tabii, nedir o? Hangi vurgu? Evet, bugünkü döviz kurundaki yükseliş, enflasyon, bütün bunların başlangıcı gezi olaylarıdır dedi. Böyle bir ifade de var. Ben onun altını çizmek istiyorum. Tabii. Ha, demek ki şunu anlıyoruz ve buradan da esas bütün bunların sebebi üzerine istersen, gerçi daha önce de yaptığımız seninle önceki haftalarda aynı değerlendirmeyi tekrar gündeme taşıyalım. Biliyorsun faiz sebep, enflasyon sonuç dayatmasının, inadının, cehaletinin sonucu olarak işte bugün en son açıklanan rakamlar %87 enflasyon İstanbul'da, hayat pahalılığı, benzine tekrar zam, bütün bunlar gündemde. Öyle anlaşılıyor ki Can, bu ifade öylesine korkunç bir tabloyla Türkiye'yi karşı karşıya bıraktı ki bunu yenileme yolunda faiz sebep enflasyon sonuç demekten vazgeçip içinde bulunulan durumun da bir sonucu olarak gezi sebep enflasyon sonuç demeye getirerek bütün bu içinde bulunulan ekonomik krizin bedelini Türkiye'de toplumsal muhalefete, siyasi muhalefete ödetme yolunda bir çaba içerisine girmiş bulunuyorlar. Bunu işte geziye yönelik dünkü saldırılar da gösteriyor. Ne kadar zam, o kadar gaddarlık. Şimdi bu bir siyasi strateji olarak karşımızda. Önceki haftalarda da değindik biliyorsun. Ekonominin içinde bulunduğu tabloyu bir türlü değiştiremiyorlar ve insanların içinde bulunduğu ekonomik krizle başa çıkamıyorlar. Gözlerdeki ışıltı çoktan kayboldu. Bırak o ışıltıyı görmeyi, çehreyi bile göremiyoruz. Ve onlar işte saraya çağrılıp Merkez Bankası Başkanı da, Hazine Bakanı da orada kim bilir nasıl tedip ediliyorlar, onu da bilemiyoruz. Bir acil durum ilan ettiler.
Acil durum sadece ekonomide ilan edilmedi. Acil durum aslında seçimi kaybetmenin çok net olduğu bu tablo karşısında sadece ekonomide değil toplumsal süreçlerde işte muhalefete yönelik olarak da işlerliğe sokulmuş, seferber edilmiş durumda. Böyle olduğu zaman işte bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan, onu işte bir ölüm tehlikesi içine sokan fiil nasıl değerlendiriliyor? Ama Canan Kaftancıoğlu'nun ya da işte Ekrem İmamoğlu'nun ağızlarından çıkan sözün nasıl değerlendirildiği ortada. Dolayısıyla karşımızda aslında uzun bir zamandan beri alışık olduğumuz ama son dönemde giderek yoğunluğu artan, giderek daha baskın şekilde kendisini gösteren bir iktidar şiddeti var. Bir siyasi şiddet var. İktidarın seçim stratejisi olarak karşımıza çıkardığı bir tablo bu. Üç ayağı var bunun Can. Bir taraftan ana muhalefeti demeyelim istersen, altılı masa üzerinden bir değerlendirme yapacak tabii olursak ana akım muhalefet. Hı hı. Ana akım muhalefeti parçalamak. Orada işte bütün bu söylem ısrarla o yalanın vurgulanması, nitekim bugün Meral Akşener kendi grup konuşmasında biliyorsun tam da bu işte camide içki içtiler yalanı üzerinden Tayyip Erdoğan'ı ona seslendi, ona hedef aldı. Aynı gün o kendi konuşmasında bunu tekrarlıyor. Yani işte yalanın normal haline geldiği bir Türkiye tablosu var ortada. Bu uzun zamandır böyle ve kendi kitlesine yönelik kaybettiği insanları, bugün kararsız duruma düşmüş insanları kazanma yolunda Türkiye'de hep vurguluyoruz. Kültürel, toplumsal kutuplaşmayı, çatışmayı adeta bir iç savaş ortamını tahrik etmek için elinden geleni yapıyor. Bu çerçevede altılı masadaki diğer bileşenler, özellikle dindar muhafazakar bileşenlere yönelik bir takım stratejiler, bir takım taktikler içerisinde, işte sokaklara dökülen tarikat mensupları bir yandan, öbür taraftan din üzerinden bir takım tabirlerle, değerlendirmelerle, ithamlarla, yalanlarla bu çerçevede aslında birbiriyle akraba olduğu söylenebilecek kitleleri, yani işte Saadet Partisi'ni düşünelim, Gelecek Partisi'ni düşünelim, işte AKP'yi düşünelim. Elbette bunlar Can, sonuçta baktığımız zaman tabanda birbirleriyle akraba olan aynı dünyanın insanları. Orada bir kargaşalık yaratmak ve bir baskıyla, kendi içinde bir mahalle baskısıyla bu insanları, iktidardan, bu hükümetten kopan insanları tekrar kendi safına çekme derdi var. Aynı durumu Kürt siyasi hareketine yönelik olarak da yapıyor. Orada da bir taraftan İyi Parti'yi zor durumda bırakmayı hedefleyen bir strateji var. Dolayısıyla ana akım muhalefetin dışında Kürt siyasi muhalefetini de bir şekilde kırma yolunda bir ikinci ayağı var bu stratejilerin. Üçüncü ayakta seküler toplumsal muhalefeti kışkırtmak. O yüzden bütün bunlar oluyor. Dünkü tablo bunun bir sonucu. 170 gözaltı bunun bir sonucu. Sizin muhabirinize yönelik evet, olarak gazeteciyim dediğinde Ozan Demirize. İstihbarat şefimiz Tele1, KRT emekçileri de aynı şekilde darp tabii, edildiler. Tabii. Ozan'ın sözü orada değil mi? Sen bizim gazetecimiz değilsin. Evet. İşte tam da bu. Yani Gezi'de de bu olmuştu. Yani %50'yi arkamda zor tutuyorum derken ve sonuçta da toplumun yarısını karşısına alırken, toplumun yarısını artık kendinden saymayarak bir ülkenin başında olup, cumhurbaşkanı sıfatıyla başında olup, bugün de aynı şekilde toplumun büyük bir kısmını karşısına almış, muhalif olmaktan öte düşman addeden, onlardan nefret eden bir siyasi pratiğin, bir siyasi söylemin karşımızda seçim korkusuna bağlı olarak çok daha sert,
çok daha vicdansız bir çerçevede yükseldiğini görüyoruz. Çünkü Can, korkunun vicdanı yoktur. Aslında tablo bize bunu gösteriyor. Peki, bu arada ekonomistlerden gelen notlar var. Şerh düşmemizi istiyorlar. Gezi dönemine atıf yapılıyor ekonomi konusunda. 1.81 seviyesinden 2.33 seviyesine gelmişti. Bugün 20 liraları konuşuyoruz. O 4 ayda kısmi bir yükseliş evet olmuştu.